Beta HCG 0.1 ya da 0.100 ya da gördüğünüz gibi küçüktür. 0.100 ne demek arkadaşlar? Bunu da size söyleyeyim. Şimdi gebe kalırsanız HCG seviyeniz ne olması lazım? Yavaş yavaş artması lazım. Bu genellikle 2 günde bir ya da 3 günde bir 2 katına çıkar arkadaşlar. Şimdi gebe demek için genellikle HCG seviyenizin 25 ve üzeri olması lazım. 5 ila 25 arası ise bu ne demek? Yani sizde büyük bir ihtimal gebelik var ama 2-3 gün sonra testi tekrarlayın çünkü artışı görmek lazım demek. 5'in altında ise HCG seviyeniz bu sizde muhtemelen gebelik yok demek arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir e-devlet sonucu var. HCG referans aralığı boş. Niye boş? Çünkü zaten muhtemelen bu gebelik haftasına göre referans aralıkları değişeceği için bu sisteme girmesi gereksiz görülmüş. Aslında buraya mesela referans aralığına 0 ile 5 yazılabilir ama çok da önemli değil. Şimdi değer dediğimiz hastanın sonucu arkadaşlar bakın 0.100'den küçük gelmiş. Ya da küçük işareti olmadan da 0.100 gibi bir değer olsaydı değişen bir şey yok. Bu arkadaşlar test kitlerinde işte 0.100'den küçük de ölçebilir, 0.100 de ölçebilir. Bazen küçüktür 1.2 de ölçebilir. Bu kitten kite göre değişir, fark etmez. Bu kişide gebelik yok demek arkadaşlar. Dediğim gibi gebelik var demek için en az 5 ve üzeri, daha da iyisi 25 ve üzeri sonucunuzun olması gerekli. Evet, bununla ilgili sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bu değeri de öğrenmiş oldunuz.